meşhur meseldir. Buyurmuşlar ki, halka hizmet, hakka hizmettir. Halkın hizmetkârı, hakkın destek ve yardımını görür. İnsanlara yardım eden kimsenin yardımcısı Hak Teâlâ olur. İnsanların işini kolaylaştıranın, kıyamet gününde hesabı kolaylaşacaktır. Hizmet ancak tevazu ve sadakatle birleşirse hizmet olur, karşılığını bulur. Halka hizmet etmeye talip olan kimse, sabır yolunu tutmalıdır. Sadece bir iş yapmak değildir hizmet, yaptığın işle gönüller almaktır. Hizmet etmek, yaptığın işle halka bir eser sunmak, halka hakkı hatırlatmak, gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Efendim, bu duyduğunuz güzel sesler Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi'nden geliyor sizlere. Buradan yayın yapıyoruz. Diyanet Vakfı'na ait bu vakıfta, bu kuruluşta senelerdir bu hizmetler devam ediyor. Bu hizmetler neticesinde nice Kur'a hafızları çıkıyor, nice mevlitanlar çıkıyor. Eğitimli, dünyaya Kur'an'ı en güzel şekilde okuyan insanlar yetişiyor burada. Bizler de burada inşallah hizmet aşkını konuşacağız kıymetli hocamızla birlikte. Aynı zamanda sahabe-i kiram efendilerimizden Enes bin Malik radıyallahu anh'ın hayatını inceleyeceğiz. Programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hizmet Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu her canlıya hizmet etmektir. Yani ırk, din, dil ayırmadan Allah-u Teala'nın vermiş olduğu her cana hizmet etmektir. İnsanların ihtiyacını gidermektir. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, bazen yerden bir şeyi, insanlara sıkıntı verecek bir şeyi bile kaldırmak hizmettir. İnsanlara yardım etmek, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Önce Allah-u Teala'ya hizmet, Müslümanlığı yayma açısından hizmet, sonra da anneye babaya hizmet. Bir annenin babanın hizmetini yapmak bir müminin başlıca görevi olduğunu düşünüyorum. Zaten cennet annelerin ayağının altındadır sözünü düstur edindiğimize göre bir Müslümanın düstur edilmesi gerekiyorsa o yoldan yürümemiz gerekiyor diye düşünüyorum yani. Büyüklerine hizmet veya iş yerinde işine hizmet, ekmeğine hizmet, ne bileyim her şeye hizmet yani. Efendim, sizlerden gelen cevaplar eşliğinde bir de kıymetli hocama sormak isterim. Hocam, hizmet kelime olarak ne demektir, ne anlama gelmektedir? Yani hizmet, başkasının ihtiyacını gidermek için maddi manevi destekte bulunmak, fedakarlıkta bulunmak, yani eli taşın altına koymak demek. Yani bir fedakarlıktır. İnsanın yararlı olmasıdır, aktif olmasıdır. Dünyaya zaten hizmet için geldik efendim. Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde hep hizmete teşvik vardır. Hadis-i şerifte de işte Seyyidül kavmi hadimuhum, insanların efendisi onlara hizmet edendir. Resulullah da bizzat hizmet etmiş, hayatı hizmetle geçmiş. Ashab-ı kiramın hayatı hizmetle geçmiş. Bir Müslümanın da hayatı efendim hem kendine, ailesine, canlıya, cansıza hep hizmetle geçmelidir. Hayatı değerli, anlamlı kılan da bu hizmettir. Eyvallah hocam. Evet. Detayını daha ileride konuşalım. Bizler sizlere sorduk.
Hizmet denilince aklınıza kim geliyor? Bakalım sizler ne cevap vermişsiniz? Ardından konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önce ekmeğin geliyor. Ekmeğine hizmet edeceksin. Büyüklerine hizmet edeceksin. Saygı göstereceksin. Hizmet denince bunlar daha belki çok şeyler gelir ama şu an biraz daha heyecan var. Biz geliyoruz esnaflar. Hizmet deyince bizim gibi esnaflar, insanlara yardım eden kurumlar ve daha birçok şey. Başta İslam alimleri, sahabe-i kiram efendilerimiz radıyallahu anh hep İslam'a hizmet etmişler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dünyasını değiştikten sonra sahabe-i kiram efendilerimiz bütün coğrafyanın her tarafına yayılmışlar. Allah-u Teala'nın dinine hizmet edebilmek için. Vallahi o ki Diyanet'ten gelir. Diyanet'in hizmetleri de bir şeydir, işattır yani. Diyanet'in hizmetlerini de takdir ediyorum. Ben dinliyorum Diyanet TV'yi. Yani Allah için ne yapılırsa yolunda o hizmettir yani. Allah yolunda hizmet. Tek kelimeyle o. Onu da arkadaki şıklarına göre yayabilirsiniz. Ne insanların düşüncelerine göre yapmış olduğu hizmetler bana göre çok önemli. Ama her şeyde Allah yolunda olması gerektiği düşünüyorum. Kıymetli hocam, hizmet denilince, hizmet aşkı denilince kıymetli seyircilerimiz akıllarına gelen kişilikleri söylediler. İsterseniz biz de bu soru üzerinden devam edelim. Hizmet aşkı deyince bizim aklımıza kim gelmeli? Biraz aslı saadete doğru gidersek. Tabii hizmet bir başkasının ihtiyacını gidermek için maddi manevi destekte, fedakarlıkta bulunmak demektir. Peygamber Efendimiz Seyyidül kavmi hadimuhum, kavmin efendisi onlara hizmet edendir. Hizmet şerefli, bir dünyaya hizmet etmeye geldik. Efendim, bir hadis-i şerifte Allah'ın öyle kulları vardır ki Allah onları insanların ihtiyacını gidermek için yaratmıştır. Onlar kıyamet günü nurdan minberler üzerindedir onlar. İnsanlar hesapla meşgul olurken onlar Cenab-ı Hak'la sohbette bulunurlar. Yani hizmet efendim Allah'a bir kulluk da bir hizmettir. İnsanlara faydalı olmak da hizmettir. Tabii bugün işleyeceğimiz sahabi Enes İbn Malik, o da Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Hadimun Nebi, Hazreti Peygamber'e hizmet eden kişi anlamına 10 sene hizmet etmiş Enes İbn Malik ve onu anlatırız detaylı olarak. O 10 sene hizmette çocuk olarak zaten 10 yaşındayken verilmiş. Ya Resulallah, bu Hudeymük senin hizmetçik, yani sana hizmet eden küçük Enes şeklinde takdim etmiş. Resulallah'a hizmet etmiş. Bu hizmet zaten Resulallah her konuda model olduğu gibi hizmette de modeldir. Resulullah Efendimiz de hayatı hizmetle geçmiştir. Bir mücadele, şahsi bir çıkar olmamış. Hep böyle insanların hidayeti için gece gündüz çalışmış. Şahsen özel aile işlerinde ailelerine hizmet etmiş. Efendim işte elbisesini yamamış, ayakkabısını tamir etmiş, koyun sağmış. Efendim hizmet etmiş. Yani bakın, çok çarpıcı örnekler var Peygamberimizle ilgili. Bir seferde işte ashab demişler ki, Resulallah acıktık, bir koyun varmış. Bunu keselim, bir yemek yapalım falan deyince birisi demiş ki kesmesi benden, öteki demiş yüzmesi benden, birisi de pişirmesi benden, odun toplamak da benden olsun buyurmuş Peygamberimiz. Demişler ki, ya Resulallah, sana ihtiyaç yok, siz buyurun istirahat edin. Ben insanlar arasında farklı konumda olmak istemem buyurmuş. Resulullah da fiilen hizmet etmiş. Hayat hizmettir efendim. Onun için hizmet deyince işte başta Resulullah akla gelir. Efendim Enes İbni Malik akla gelir.
Resulullah'ın hizmetçisi. Bizim şeyler de biliyorsunuz hatırıma geldi. Yavuz Sultan Selim işte Mısır'ı fethetmiş, emanetleri almış oradan, mukaddes emanetleri. Kendisine hutbede Hakimül Harameyn demişler. Yok demiş, hakim değil, Hadimül Harameyn. Harameyn'in hizmetkarı. Yani onun için hizmet asıldır. Onun için biz dünyaya hizmet etmeye geldik. Kendimize, ailemize, insanlığa. Kulluk da bir hizmettir dedim. Evet. İnsanlığa dediniz de orası çok genel bir tabii, elbette, kavram. Elbette. Çünkü bizim herhalde hizmet etmeye ihtiyacımız mutlak var değil mi? Mutlak surette. Yani bencil, dünya biraz egoist oldu insanlar. Hep kendilerine, halbuki efendim insan fedakar, diğergen, paylaşan. Yani taşın altına elini koymak falan diyorlar ya. Bir sorumluluk bu, mesuliyet, katılım değil mi? Hani Allah rahmet eylesin Necip Fazıl merhum gençliği tarif ederken efendim gençlik kim var dendiği zaman sağına soluna bakmadan ben varım diyebilen değil mi? Hep böyle ganimet efendimden pay almak için değil hizmet için sıraya girmek bu önemlidir. İnsanın asaleti buradan gelir. O zaman hizmet nimete dönüşüyor değil evet, mi hocam? Evet, evet, için? Evet. Ne hizmet, kadar büyük. Nimet. Hizmet olmadan nimet olmaz. Nimet olmuyor. Efendim, külfet olacak. Çünkü evvela çalışacaksın. Bir zorluk var. İnne ma'al usri yusran İnşirah suresinde. Bir zorluk var, ondan sonra kolaylık var. Önce bir gayret, sonra nimet değil mi? Evet, nimet külfet dengesi. Öyle bedava hayat yok. Yok değil mi cennet hocam? De bedava değil, dünya da bedava değil. Bir mesai, bir alın teri değil mi? Onun için de sanıyorum hocam, o mesai için, o gayret için de, o kuvveti de, o yeteneği de Yüce Allah bizlere veriyor elbette. Aslında. Çeşit çeşit insanda elbette. Farklı farklı yetenekler var, mutlaka, kabiliyetler mutlaka. Var. Onun için de aslında hiçbir şeyi, yeteneğini göre keşfederse insan zor gelmiyor mutlaka, aslında değil mutlaka. Mi? Mutlaka. Herkes kendi kabiliyeti istikametinde hizmet edecek. Kimisi işte düşünce olarak, kimisi bedeni olarak, her türlü mali olarak diyelim ki hep hizmet. Emeklilik yok şeyde. Kullukta emeklilik yok. Yani çünkü bakın şeyde bile Cuma suresinde İza kudiyetis salatu fenteşru fil ard. Namaz biter bitmez hemen yeryüzüne dağılın efendim. Allah'ın fazlından, kereminden, rızkından arayın buyruluyor. Onun için hareket halinde olmak değil mi? Hareketsizlik ölmektir bir bakıma. Çok doğru, evet. Çok önemli bir nokta hocam. Tabii. Aslında daha da derinlemesine bu sohbeti devam ettirmek isterim. Lakin buradan bir şahsiyete geçmemiz gerekecek. Tabii. Enes bin Malik'ten bahsediyorduk. Tabii tabii. Onun çocukluk yılları nasıldı? Tabii. Biraz o taraflara gidelim hocam. Hani hizmetle alakalı çünkü Hazreti Peygamber'in Hadimün Nebi, Resulullah'ın hizmetkarı olarak vasıflandırılmış. Enes bin Malik, iki Enes vardır meşhur. Bir Enes bin Malik, bir de Malik bin Enes. Malik bin Enes, Maliki mezhebinin imamı. Evet. Efendim, o Medinelidir, Medinelilerin imamı. Bu Enes İbni Malik de Hazreti Peygamber'e hizmet eden, ashab-ı kiramdan olan Enes İbni Malik. Ve o bu, çokça hadis rivayet eden. Çok çok. Evet. O hadis onları 2000 küsur hadis onu biz söyleriz. 2286 hadis müksirun derler. Çok hadis rivayet edenlere. Şimdi Medine'de efendim bu Neccar oğullarından babası şeyin Malik bin Nadır diye bir babası, annesi Ümmü Süleym Medine'de doğmuş. Yalnız enteresan aile yapısı çok sağlam, ilginçtir bakın bir iki hususa temas edeceğim orada. İlgi çekecektir mutlaka. Şimdi efendim bu babası Malik bin Nadır Medine'de Enes'in annesi Ümmü Süleym Müslüman olunca bu zat pek İslam'dan hoşlanmamış. Medine'yi bırakmış, Şam'a gitmiş ve orada ölmüş. Bu babası Nadır, Malik bin Nadır. Ondan sonra annesi Ümmü Süleym çok ilginçtir. Böyle akıllı, güzel,
örnek bir hanımefendi. Bu Ebu Talha diye bir zat, buna talip olmuş annesine. Şimdi Ebu Talha talip olmuş ama Ebu Talha o zaman puta tapıyormuş, Müslüman olmamış. Bu Ümmü Süleym de kendisine talep vaki olunca demiş ki, yani sen reddedilecek bir adam değilsin ama Ebu Talha için, fakat demiş sen puta tapıyorsun. Bir Habeşlinin yonttuğu ağaçtan bir puta tapmak sana yakışır mı demiş. Böyle bir şey olur mu? Ben puta tapan bir adamla evlenmem deyince, ama demiş Müslüman olursan senden mehir de istemem. Bak çok ilginç. Müslüman olmanı mehir sayarım demiş. Müthiş bir şuur bu, kimlik, kişilik. O da kabul etmiş ve Ebu Talha Enes İbni Malik'in övey babasıdır. Efendim, ilginçtir. Şimdi bakın annesi nasıl bir hanımefendi. Bu dinleyen, tabii bizi dinleyen hanımefendiler de bunu kendilerine örnek alsınlar. Bakın imanın, teslimiyetin, tevekkülün gücü. Şimdi bunların işte Ebu Talha'dan bir çocukları oluyor. Bu çocuk biraz işte artık belli bir şeye gelince, kaç aylık bilmiyorum, küçük çocuk, efendim, hasta olmuş. Ebu Talha onu hasta vaziyette bırakıp işe gitmiş. Akşam işten dönünce hanım demiş, yavru ne alemde? Bakın müthiş bir olay. Ölmüş de öldü demiyor. Her zamankinden daha sakin diyor Ümmü Süleym, Enes'in annesi. Her zamankinden daha sakin. Sonra onun kocasına yemek hazırlamış, onun karnını doyuruyor. Hatta enteresandır, beraber de oluyorlar karı koca. Ondan sonra diyor ki Ümmü Süleym, efendi diyor, komşu bize bir şey emanet etse, sonra da emaneti istese ne yaparız demiş. Hanım, emaneti veririz demiş. Emanet emanettir. Öyleyse demiş, Allah verdiği emaneti aldı. Bak müthiş bir şey değil mi? Çocuk baştan öldü dememiş. Allah verdiği emaneti aldı. Ve ondan sonra efendim, ya hanım bak demiş, beni baştan söylemedin bir takım. Ama o gece o beraberlikten de çok güzel bir çocukları olmuş. Sonra o çocuk olunca Enes İbni Malik işte 10 yaşında onu kucaklamış. Resulullah'a götürmüş o kardeşini, övey kardeşini diyelim. Resulullah Efendimiz bir çocuk getirildiği zaman böyle hurma çiğner, onu onun ağzına, buna tahnik denir, hurma sürer. Efendim böyle, sonra annesi Ümmü Süleym Enes'i almış Resulullah'a. Bu hicretten 10 sene evvel doğmuştur Medine'de, şeyde. Ondan sonra ya Resulallah demiş, Hudeymük, bu senin hizmetçin, küçük hizmetçin diye ona vermiş. Ve Resulullah Efendimiz'in yanında 10 sene hizmetinde bulunmuş. Konumuz hizmet ya. Ve diyor orada bu 10 sene zarfında ben diyor bir takım ihmallerim filan da olmuştur ama Hazreti Peygamber bana hiçbir zaman şunu niye böyle yaptın, niye yapmadın demedi. Bir şey eksik olduğu zaman da önemli değil, Allah'ın dediği olur. مَا قَدَّرَ اللّٰهُ كَانَ Allah ne takdir ettiyse o olur. Hatta böyle bazen yasa üzü iki kulaklı filan diye şaka da yaparmış şeyle ilgili, Enes'le ilgili. Şimdi bakın bu aile, bu annesi Ümmü Süleym'in bir de şeyi var, ablası. Efendim, Haram binti Milhan diye bir hanımefendi. O da Peygamberimizin süt teyzesiymiş bu şey. Efendimiz onların evine gelirmiş sık sık, Enes'lerin evine. Orada kaylule öğlen biraz kestirirmiş, orada yemek filan yermiş. Efendim orada hatta böyle muahat dediğimiz Mekke'den gelen muhacirlerle bir Medine kardeş yapılınca o evde filan merasim yapılırmış. Yani içli dışlı. Hatta bir defasında bak ilginçtir, bu Ümmü Haram dediğimiz yani ablası Ümmü Süleym'in, yani kim oluyor o zaman? Enes'in teyzesi mi oluyor? Ha. Şimdi Resulullah Efendimiz onun evinde şöyle bir kestirmiş.
efendim sonra uyanmış tebessümle, bu Ümmü Haram ya Resulallah niye tebessüm ettiniz demiş. Demiş ki ben ümmetimin böyle gemilere binip böyle deniz yolculuğu sefere katıldığını gördüm. Ya Resulallah dua etseniz de ben de o şeyler kafile içinde olsam, sen şimdi onların arasında olmayacaksın demiş. Sonra bir daha kestirmiş, yine tebessüm edince bu sefer demiş böyle karadan ümmetimin, bu Kıbrıs fethine işaret oluyor, kareye çıktıklarını, denizden kareye çıktıklarını gördüm. Peki dua etseniz de ben onlardan olsam, evet sen onlardan olacaksın buyurmuş Ümmü Haram. Şimdi bugün Kıbrıs'ta Lefkoşa mi? Hala. Evet. Değil mi? Evet, türbesi evet, vardır. Türbesi olan. Bu şeydir. Ümmü Haram'ın şeysidir, türbesidir. Aa, yani Enes'in evet. Teyzesidir. Evet, bak evet. İlginçtir. Çok bunlar çok köklü bir aile. Hı. Hatta hani şeyin annesi efendim Ümmü Süleym harbe de Resulullah'la beraber harbe katılmış. Onlara hizmet etmiş, su getirmiş, yemek getirmiş. Böyle köklü bir aile. Enes de efendim Resulullah'a hizmet etmiş. Efendim Resulullah ona dua etmiştir. Resulullah'ın duası, hatta onun duası şöyle: Allahümme eksir malehu ve veledehu ve atil umrehu ve ufir zembehu. Bak aynen Resulullah'ın duası. Ya Rabbi demiş, bunun malını, çoluk çocuğunu çoğalt, ömrünü uzun eyle ve de günahlarını affeyle buyurmuş. Ondan sonra efendim gerçekten o dua kabul edilmiş. Yani 120'den fazla torununun torununu görmüş. Basra'da kendisi vefat etmiş. Ondan sonra o bakın şeyim, ağaçları senede iki defa meyve verirmiş bu dua. Hani bereket, malını bereketlendir demiş ya. Yani Enes İbni Malik böyle bereketli bir zat. Resulullah'la birlikte efendim şeyde bulunmuş. Bu Hudeybiye müsalahasında bulunmuş. Ondan sonra ertesi sene yapılan Umre'de, Umretül Kada diyoruz, orada bulunmuş. Mekke'nin fethinde bulunmuş, Hayber fethinde bulunmuş. Ondan sonra bu Huneyn Savaşı var Mekke'den sonra. Orada bulunmuş, hizmet etmiş yani. Hatta bu şey zamanında da Bahreyn tarafına vergi tahsildarı olarak da hizmet dedi ki hayatı hizmetle geçmiş. Sonra biz sizinle Ebu Musa'l Eş'ari Hazretleri ile ilgili bir program yapmıştık. Ebu Musa'l Eş'ari Hazretleri biliyorsunuz Basra'ya vali olarak gitmişti. Enes İbni Malik de onunla gitmiş şeye, Basra'ya. Ve orada imamlık da yapmış, efendim fıkıh öğretmiş insanlara, hadis öğretmiş. Ve o esnada hatta 40 günde Basra valiliği yapmış kısa bir dönem. Bu Ebu Musa el-Eş'ari ile beraber İran seferlerine katılmış. Orada efendim o bir şehir var şeyde İran'da. O şehrin fethinde orası bakın Tuster şehri. Onun fethinde bulunmuş. Meşhur bir Hürmüzan'dan bahsetmiştik. Hazreti Ömer'e getirildi, o bu Tüster valisiymiş. Onu Enes İbni Malik götürmüş Hazreti Ömer'e. O biliyorsunuz, yine hatırlayalım, o vali işte Medine'ye geldiği zaman demiş bu şey sizin kralın sarayı nerede filan, kral nerede filan deyince bakmış Hazreti Ömer bir taşı koymuş yastık yerine, orada kestiriyormuş. İşte bizim kral halife budur demiş. Allah Allah, dehşete düşmüş. Gayri ihtiyari ağzından adilte eminte fenimte, adalet yaptın, güven içinde uyudun demiş. Onlar tabii İran deyince o deptebe, saraylar, maraylar değil mi hatıra geliyor. Böyle mütevazi Hazreti Ömer de, Ashab-ı Kiram da böyle mütevazi yaşamış. Ve Enes İbni Malik de böyle hayatı hizmetle, ilimle geçmiş efendim. Ve işte Peygamber Efendimiz de ona hani ömrünü uzat demiş ya, 103 yaşında vefat etmiş rivayetlerine. Basra'da en son vefat eden ashab-ı kiramdandır
orada imamlık yapmış. Gerçekten böyle şeye uygun, Resulullah'ın hayatına uygun bir hayat yaşamış. Hatta orada biraz yozlaşma görünce o Basra'da, efendim çünkü Hazreti Peygamber'in döneminden uzaklaşınca o hassasiyet biraz kayboluyor tabii. Yahu demiş, bir namazınız benziyordu Resulullah'a, artık onu da efendim doğru dürüst kılmıyorsunuz falan diye. Tadil ergâhına uygun en güzel şekilde namazı o kılarmış. Hocam ve, o hikayelere geçelim biraz daha detaylı bir şekilde. Ama öncesinde bir kıymetli izleyenlerimize sorular sorduk hizmetle alakalı. Hı. Bakalım onlar ne cevap vermişler, ardından kaldığımız yerden devam edelim. Yapan için, hizmeti bilen için iyi bir şey. Anlayış göstermen lazım. Bu da bir hizmettir. Biz esnafız. İnsanlara doğru ürün, kaliteli ürünler satarak hayatımıza bunu da bu şekilde uygularız. Bir Müslümanın göremeyecek olduğu güzel yerlere gittim, gördüm. En kısa zamanda tekrar gidip oraları görmek de istiyorum diye düşünüyorum yani. Hizmeti, işte biz esnafız gördüğün gibi. İnsanlara biz burada bir nevi hizmet ediyoruz. İhtiyaçlarını gideriyoruz. İnsanların ihtiyaçlarını, sıkıntılarını gidermek noktasında eğer bir imkanımız yoksa bile buna vesile olabilecek her türlü işin içerisinde olabilmek. Vallahi ben inşaatçıyım. Hizmetimi, işime, çoluk çocuğuma bakmayı, tamam mı? Bunları çoluk çocuğumu kimseye düşünmemeyi bir hizmet bilirim. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz Ali Rıza Hocam'la birlikte. Hocam 103 yaşında dedik, evet. 103 yıllık bir ömür. Evet. Bu ömre neler sığdırdığıyla alakalı bu bölümde konuşalım isterim. Buyursunlar. Efendim tabii hayatı hizmet, Resulullah'a hizmet, ondan sonra işte vergi tahsili için Bahreyn'e gitmiş, ondan sonra Basra'da kısa bir müddet valilik, ama orada hep okutmuş. Böyle hadis rivayet etmiş. Orada çok hassasmış böyle hadis konusunda. Biliyorsunuz bir sürü hadisler uydurulmuş ama bu bir sorumluluktur. Din adına, Resulullah adına konuşmak bir hassasiyet ifadedir. O da gayet titizmiş ve hadis-i şerifleri naklederken bu hassasiyeti gösterir. Bir de bu hadisler bazılarına müsaade edilmiş. Resulullah Efendimiz Kur'an'la karışmasın diye evvela hadisin yazılmasına müsaade etmemişti. Kimin yanında bir şey varsa onu silsin, ama demek ki Enes İbni Malik'e bir müsaade etmiş, ona güvendiği için o hadislerini aynı zamanda yazmıştır. Yazılı olarak da kayda geçirmiş şeye. Ve bu hadis-i şerifler, biliyorsunuz bu hadis-i şerifler müksirun dediğimiz, mesela en çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre'dir. İşte 5000 küsur. İşte Ayşe validemiz ve bu Enes İbni Malik de bu söylediğimiz gibi 2286 hadis-i şerifi rivayet etmiş. Neden? Çünkü Resulullah'ın yanında 10 sene bulunmuş değil mi? Hizmet etmiş. Tabii duymuş, hem hafızası güçlüymüş. Bir de okur yazarmış şey. Bu da bir, çünkü o dönemde pek okur yazar da fazla değildi. Efendim okur yazar, aynı zamanda sportmen bir insanmış. Böyle gayet güzel ok atar, hatta avcılık falan da yaparmış. Böyle efendim bedeni de güçlüymüş, hafızası da güçlüymüş. Yani şeyde de dediğim gibi savaşlara katılmış. Resulullah'la birlikte bu 10 sene zarfında, İşte Hudeybiye dedik, bu hicretin 6. senesindedir, oraya katılmış. Yani Resulullah'ın hizmetinden ayrılmamış, dolu dolu bir hayat yaşamış. Resulullah'ı çok seviyormuş, tabii aşık tabii, hatta rüyasında görürmüş, rüyasında ya Resulullah kabrini işte ziyaret eder rüyasında, hizmetçin geldi filan diye. Hatta bakın Resulullah'tan hatıra olarak bir çubuk varmış şeyden. Bir de Resulullah'ın saç teli, bir de Mukavkıs'ın, Mısır şeyinin, kralının ona yolladığı bir hediye, bir cam şey varmış, bardak varmış.
Onu da yanında, üç şeyi Resulullah'tan yanında taşımış ve vasiyet etmiş ki o Resulullah'tan onun elinin değdiği o çubuğu kabrime koyun demiş. Efendim zaten saç telini hep yanında taşırmış Resulullah Efendimizin. O şeyi de yanından ayırmazmış teberrüken. Bunlar tabii Resulullah'a hizmet etmek büyük şereftir. Şimdi bakın biz İstanbul'da Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri değil mi? Bak şu kadar sene geçti. İstanbul'un en mübarek yeri neresi dense herhalde Eyüp değil mi? Padişahlar evet. Bile orada kılıç kuşanırlarmış. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri de bak hizmet deyince o da akla gelir. Tam 7 ay Resulullah'ı evinde misafir etmiş değil mi? Onun sancaktarlığını, mimandarlığını yapmış, evet. Buralara gelmiş, hayatı hizmetle, cihatla geçmiş. Bak o yaşta İstanbul'un fethine katılmış. Onun için hizmet, bütün mesele tembellik yok efendim. فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَرْغَبْ İnşirah suresinde efendim, boş kaldığın zaman hemen faaliyete geç ve Allah'a iltica et. Yani dünya işleriyle uğraşırken Allah'ı da unutma. Ama hani bir şairin Kemali diye bir şair var. Hadimi insan olan insan gelir insan gider. Yani insanlara hizmet eden insan gelir insan gider bu dünyadan. Yani bütün mesele işe yaramak. Bu hizmet neyle olur? Bir tebessüm bile, gönül almak efendim bu sadaka şeyine girer. Her nefes alıp veren canlıya iyilik yapmak, işte su vermek, hasta ziyareti yapmak değil mi? Bugün yani emeklilik yok dedim. Şimdi 65 yaşında emekli oluyor. Bir insan yapacak iş bulamaz mı? Bulur. Gider bir vakıfta illa maaşla, değil mi? Parayla olması şart değil. Gider orada hizmet eder, dua alır, değil mi? Bir ağaç diker. Şimdi bakın bu çok önemli. İmanın 70 küsur şubedir. En ednası insanlara rahatsızlık veren bir şeyi yoldan kenara çekivermekte, değil mi? Bu da bir hizmettir. Efendim mesela hadis-i şeriflerde sadaka, birisi diyelim ki hayvanına binemiyor, bindirirsin, tutarsın, kaldırırsın, ya nasihat edersin, yol gösterirsin, değil mi? Hizmet, hayat hizmettir diyelim. Tabii hocam, geçenlerde evet. İşte bir fotoğraf gördüm. Fotoğrafta bir hanımefendi kuşlara yem veriyor Ankara'da. Ne güzel, tabii. Sonra sordum ki fotoğraf çeken arkadaşım, kim dedim, kimi çektin? O dedim mesela sabah erken saatinde Diyanet Vakfı'nın bir görevlisiymiş. Hizmetkarı diyelim. Elhamdülillah. Ne kadar güzel dedim. Yani bunu gönülden evet. Kızılay'ın bir şeyinde, meydanında güvercinlere yem atıyor. Yani bu o kadar güzel bir şey ki. Yani bu bakın bir kedi, bir köpeğe su verdiği için cennetlik olmuş diye biliyorsunuz. İsrailoğullarından birisi bakmış ki bir köpek böyle diliyle soluyor çölde, susuz. Efendim susuzluğun ne olduğunu biliyor tabii. Kuyuya inmiş, kap da yok, ayakkabısına su doldurmuş. Köpeği suladığı için cennete girmiş buyuruluyor. Yani hizmet, bütün hayvanlara hizmet. Bizim ecdadımız, yani bakın hizmet dedi ki ondan hatırıma getirdiniz. Şimdi bizim ecdadımız zamanında aç insan olmamış, hayvanlar da aç kalmamış. Düşünebiliyor musunuz? Kışın mesela Bursa Uludağ'da böyle hayvanlar kesilir, dağlara kurtlar da aç kalmasın diye et bırakırlarmış şeylere. O biliyorsunuz vakıflar bizim ayağı kırılmış, kanadı kırılmış leylekler için bile vakfiyeler kurulmuş. Camilerde kuş barınakları yapılmış. Osmanlı döneminde hizmet bu, hayvanlara da hizmet. Akşam kasaplar sıraya korlarmış şeyi. Bugün kedi köpeği beslemek senin görevin, yarın senin görevin. Yani bu topraklarda sosyal devlet dediğimiz bu. Hep insanlara hizmet. Fatih'in vakfiyesine bakın. Aç kimse kalmasın. Böyle hem de güneş battıktan sonra onuru zedelemesin diye ne olmuş? Yemek götürülürmüş fakirlerin evlerine. Yani bu fahri dediğimiz, el-hidmetü lillah derler. Hizmet Allah içindir. Yani bir menfaat beklemeden,
Bu hasbilik denir buna. İki türlü. Bir hesabilik vardır. Bu şahsi menfaat. Bir de hasbi Allah rızası için. Bütün, yani kazanç sadece para değildir değil mi? Bir dua almak, gönül almak değil mi? En büyük kazançtır. Öldükten sonra hayırla yad edilmek değil mi? Şimdi görüyoruz bakın hizmet edenlerin şeyini. İşte eserler bırakmışlar. Bir Mimar Sinan'ı değil mi? Hatırlıyoruz. Hizmetleriyle hatırlıyoruz. İnsanlar geriye bir şey bırakılırsa sadaka-i cariye hükmünde bu hizmet edenler daima hani seyyidül kavmi diyoruz ya milletin efendisi durumundadır. Gerçekten gönüllerde onlar taht kurmuşlardır. Allah hiçbir hizmeti zayi etmez. Bakın Peygamber Efendimiz de hatırıma geldi. Bir siyahi bir kadın Peygamber Efendimiz'in o mescidi süpürüyormuş, temizliyormuş efendim. Allah'ın evi, mecazi anlamda camiler. Şimdi bu kadın böyle fahri olarak camiyi temizliyor. Fakat Resulullah onu görememiş. Yahu demiş, bizim mescidimizi temizleyen bir hanımefendi vardı. Nerede o demiş. Ya Resulullah o vefat etti, biz onu defnettik. Niye bana haber vermediniz? O bize hizmet etti. Kabri nerede? Gösterin. Gitmiş kabrinin başında ona dua etmiştir. Hizmet edenler daima takdir edilir, hayırla yad edilir. Böyle tufeyli, parazit olmak Müslümana yakışmaz. Tüketici değil, üretici olmak değil mi? Katkı sağlamak bütün mesele... O kısım da çok önemli hocam. Dediğiniz mesele hem insanlığa hizmet ederken, işte örnek veriyorum, işte kedi köpeğe hizmet ettik, işte fakir olanlara yardım ettik. Evet. Bir de işin daha derin boyutunda, İnsanla insan yetiştirmek yani mesleki anlamda mesela bir ilim talebesini hocası tarafından yetiştirilmesi tabii. Ya da işte bir mühendisin mesleğini başka insanlara öğretmesi, bilim adına tabii. Bu da insanı yaşat mutlaka. Ki aslında devlet yaşasın tabii. Kriterinin bir aslında şeyi formülü gibi bir şey. Yani derler ya balık tutmayı öğretmek. Evet hocam. Yani bir insana bir yumurta vermek başka, ondan sonra oraya bir kümes yapıp değil mi şey yetiştirmek, üretici olmak. Çünkü verdiğiniz bir şey anında tükenir. Evet. İnsan günde iki defa acıkır diyelim. Tabii hocam. Biz üç yiyoruz ama aslında ikidir şey sağlık açısından da. Yani neticede var olan derler ki hazıra dağ dayanmaz derler. Daima şey olmak, verimli olmak, değil mi? Üretici olmak, bir katkıda bulunmak. Şimdi bakın hizmet eden, şimdi öyle veya böyle hiçbir hizmet. Şimdi bakın bu elektrik değil mi? Biz bunu Edison diyoruz. Yani o da aslında çünkü bir ayet-i kerimede فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى zerre kadar iyilik yapan, hayır yapan onu mutlaka karşılığını görür. Onun için bakın yani en azından Allah tabii biz bilmiyoruz. Belki Cenab-ı Hakk'a inancı onun bir belgeselde ben New York'ta bu şeyi tribün çalıştırdığı zaman ona bir ödül vermeye kalkıyorlar. Bakın hizmetten çıktı. Demişler ki sen dünya çapında bir iş becerdin Edison'a. O da demiş ki ya benim yaptığım iş çok önemli değil. İnsanların gönlüne sevgi tribününü yerleştiren Allah'ın eseri karşısında benim bu elektrik üreten tribünümün çok şeyi yok. Yani bakın bu da Cenab-ı Hak'la bir irtibatı, hizmet. Bak biz bunu en azından yani cennetlik olmasa bile herhalde çok hafif bir şeyi vardır değil mi? Cennetin de tabakaları var, cehennemin de tabakaları vardır. Yani hiçbir hizmet boşa değildir. Ya derecesi yükselir veya günahı hafifler. Bu kadar engin bir gönül işte onun için hocam. Evet. Allah hizmet edenlerin hizmetini zayi etmez diye hadis-i şerif var. O şeyi okudum. Yani hizmet etmek. O hadis-i şerifi bir de isterseniz metnen okuyayım. Efendimiz buyuruyor ki Cenab-ı Hak اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالَى عِبَادًا خَلَكَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ İnsanların öyle kulları vardır ki onları insanlara hizmet etmek için yaratmıştır. Görevleri vakıf insan bu. Kendini insanlığa vakfetmiştir. اَلَا عَلَى نَفْسِهِ Allah kendi nefsine yemin etmiştir ki onları asla azap etmeyeceğim diye kendi kendine yemin etmiş.
kıyamet günü efendim onlar için nurdan minberler konur. İnsanlar hesapla, mizanla meşgul olurken Allah onlar Cenab-ı Hak'la adeta sohbet ederler. Allah'ın sevgili kullarıdır. Bir de mesela men kada li ahihi haceten kane kemen hademallaha umrahu. Bu İmam Münziri'nin şeyinden almıştım bunu. Kim bir kardeşinin ihtiyacını giderirse sanki Cenab-ı Hakk'a hizmet etmiş gibidir. Allah'ın hizmete ihtiyacı yok ama Allah kullarını çok seviyor. Efendim hani bizde şöyle bir söz vardır. Halka hizmet, Hakk'a hizmettir derler değil mi? Allah kullarını seviyor. Onun için bir kutsi hadiste, bu İncil'de de benzeri var. Yani kıyamet günü işte Allah kuluna der ki, ey kulum ben acıktım, beni doyurmadın. Kul da der ki, ya Rabbi sen nasıl acıkırsın, nimeti veren sensin. Filan kulum acıkmıştı, onu doyursaydın bana ikram etmiş olacaktın. Ey kulum ben susadım, bana su vermedin. Bu kutsi hadistir. Efendim, ya Rabbi suyu yaratan sensin, sen nasıl susarsın? Filan kulum susamıştı, ona su verseydin, bana su vermiş gibi olurdun. Ey kulum ben hasta oldum, ziyaret etmedin. Ya Rabbi şifayı yaratan sensin, sen hasta olmazsın ki. Hasta kulum vardı, eğer onu ziyaret etseydin bir nevi beni ziyaret etmiş gibi. Yani bakın insanlara hizmet, bir su vermek. Hani Yunus'un da dediği gibi bir içim su verdinse filan diyor ya, kalır o seninle filan gibi şiiri tam hatırlayamadım. Onun için yani hayır namına canlılara, insanlara olsun, hayvanlara olsun ne kadar hizmet edersek derecemiz o kadar, kazancımız o kadar, hiçbir şey boşa gitmiyor. Yani hizmetin zıttı kötülük yaparsa o kötülük de biliyorsunuz insanlara zulmedenler hayırla yad edilmiyor. Onlar lanetle değil mi? Onlara beddua ediliyor. Şimdi Firavun dendiği zaman o bize kötü bir şey çağrıştırıyor değil mi? Ama mesela bir İbrahim Aleyhisselam dendiği zaman bir ferahlık geliyor değil mi içimizde? Çünkü mükrimmiş, hizmet ediyormuş, misafir gelmeden yemek yemiyormuş. Şimdi bakın hep bunlar hizmettir ama bu yaşadığımız dünya, bu seküler, bencil dünya böyle bir egoizm var ya, hani egzantrik diyorlar, egosantrik, ben merkezli bir dünya. Herkes böyle kendini fedakarlık işi biraz azaldı maalesef. Bunun üzerinde, bu hizmet üzerinde çok durmak lazım. Paylaşmak çok önemlidir, paylaşmak. Çok önemli bir nokta evet. Hocam. Özellikle aslında nasıl diyeyim, dijital platformların aslında çok fazla gündemde olduğu, cep telefonuyla, teknolojik aletlerle evet. Birebir böyle kafamızı eğip sürekli etrafımızda başka kimseleri görmeyip maalesef. Sürekli önümüzde çok, o yani böyle karşımızdaki insanı bile göremediğimiz hayali artık. Hayali bir dünyada, sanal bir dünyada yaşıyoruz. Kendimizden ibaret kalıyoruz. Bu hepimiz, bu çok kötü hepimiz bir şey. Bu tehlikenin içerisindeyiz. İçindeyiz hocam. Maalesef. Yaşıyoruz. Bununla da artık başa çıkamıyoruz. Yani ama kuşatılmış, bu evet. Söylediğimiz, bu sizin söylediğiniz kavram o kadar önemli bir kavram evet, ki evet. Sanki bu şeyle, teknolojinin bu yan etkisiyle mücadele eden cinsten. Evet. Bu espriyi anlamak lazım diye aslında kıymetli izleyicilerimize de uyandırmaya çalışıyorum. Evet, çünkü evet, evet. Biz ister istemez zaten hocam yani ayrılamıyoruz. Yani bir cep telefonumuz zaten evet, var. Evet, bilgisayarımız evet. Zaten var. Bu dijital platformlarla içli dışlıyız. Zaten ilgileniyoruz. Evet. Bireyselleşiyoruz biz bu noktada. Evet, maalesef. Ama bu kavramlar söylediğiniz gibi bu teknolojinin kavramları yanında çok da gelişmiş kavramlar aslında. Biraz ilkel gibi görüyoruz değil mi? Şimdi onları şeyde kullanmak mümkün. Bu teknolojiyi insanlığın hizmetine sunmak varken değil mi? Şimdi elhamdülillah biz memleket çapında da oluyor. Şimdi mesela bir deprem yaşadık diyelim ki oraya işte onu kurtarma, hizmet, yardım. Şimdi elhamdülillah bizim Diyanet Vakfımız da birçok vakıflar, Kızılay'ımız vesaire şimdi Türkiye'nin dışında Afrika'ya gidiyorlar. Efendim kuyu su çıkarıyorlar, okul yapıyorlar, kurs yapıyorlar. Bu da hizmet işte.
Şimdi bakın, hizmet götürdüğünüz zaman, yani sizin orada propaganda yapmanızın bir anlamı olmuyor. Hani şey, Hegel için söyler, aç adama felsefe yapılmaz diyormuş. Evvela insanların karnını doyuracaksınız, ihtiyaçlarını. En büyük şey de budur. Etki, kalıcı olan budur. Siz akşama kadar nutuk çekin, efendim bir hizmet, bir paylaşma, bir şey. Peygamber Efendimiz zaten buyuruyor, Eyyül İslami hayrun. Hangi Müslümanlık daha hayırlıdır diye. Eyyül en tut'imet ta'am ve takra esselam ala men arafte ve men lem tarif. En güzel Müslümanlık, efendim tanıdığın, tanımadığın herkese selam vermen ve ikramda bulunmandır. Yani bir karnını doyurmak, bir yol göstermek, bir yükünün altına girmek, değil mi? Biz kendimizden ibaret değiliz, değil mi? Yani evet. İşte bir kendimizi bulsaydık, evet, ondan evet, sonra aşacaktık evet. Da. Bu mutluluk budur. Şimdi bir evet, filozofun evet. Hangisinin, eğer mutlu olmak istiyorsan iyilik yap demiş, değil mi? Çünkü iyilikler hatırlandıkça insana bir zevk verir. Kötülüğü yapmak, kötü hatırlamak bile insanı rahatsız eder, değil mi? Kötü bir şeyi hatırlamak. Ama yapılan bir iyilik daima yapıldığı anda güzeldir, hatırlandığı anda güzeldir. Evet. Onun için hep böyle hizmette, Allah bizi hizmette daim eylesin amin, inşallah. Amin. Hocam çok dua güzel alan kullarından eylesin. Amin. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Kıymetli izleyenlerimiz, İlahiyatçı yazar Ali Rıza Temel hocamızla beraber bu bölümde hizmet aşkını konuştuk. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın hayatından, 103 yıllık bir hayatından, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a hizmet edilmiş bir ömrün hayatından bahsettik. Haftaya bambaşka bir kavramla huzurlarınızda olmak ümidiyle ve duasıyla zatınıza hoş bakın, Allah'a emanet olun.